İstanbul, fetihle müjdelenen kadim şehir. Güzelliğiyle dillere destan, dünyanın başkenti. Ve bu şehri çevreleyen surların öte yanında tarihle yoğrulmuş ve güzelliklerini günümüze kadar saklamayı başarmış Zeytinburnu. Eski dönemlerde burada bulunan zeytinliklerden ismini alan Zeytinburnu, birçok uygarlık ve imparatorluğa ev sahipliği yapmış tarihi bir kent. Denizi, surları, tarihi, yemyeşil parkları, meydanları ve güler yüzlü insanlarıyla Zeytinburnu size mutluluk vaat ediyor. 300 bine yaklaşan nüfusuyla Zeytinburnu'nda modern yaşamla tarih iç içe geçmiş durumda. Burada hangi sokakta gezerseniz karşınıza mutlaka bir tarih çıkacaktır. Merkez Efendi Türbesi ve Tekkesi. 14 dönümlük alan üzerine kurulmuş Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi. Dini ve kültürel özellikleriyle Meryem Ana Manastırı. İstanbul'un en eski mezarlıklarından Kozlu Mezarlığı. İstanbul'un manevi sahiplerinden Seyit Nizam Türbesi. Tarih ve kültürüyle Yenikapı Mevlevihanesi. Zeytinburnu'ndaki kardeşliğin simgelerinden Sur Pırgıç Ermeni Hastanesi. İstanbul'un ilk Türk camisi Kazlıçeşme Fatih Camii. Farklı renklerin bir araya geldiği 15 Temmuz Meydanı. 13 mahallenin her sokağında farklı kültürlerden, farklı yörelerden çıkıp gelmiş insanlara rastlarsınız. Her köşesi tarih kokan Zeytinburnu, burada yaşayan sıcacık insanlarıyla çok daha güzel. Ve bu güzel ilçeye apayrı bir renk katan Erzurumlular. Sevgili Erzurumlu kardeşlerim, Zeytinburnumuz Türkiye'mizin 7 bölgesinden, İstanbul dahil 81 vilayetinden gelen kardeşlerimizin kurmuş olduğu bir ilçedir. Aynı zamanda Zeytinburnumuz Balkanlardan ve Türk dünyasından gelen kardeşlerimizin de yerleşmiş olduğu bir ilçedir. Arzu ettik ki sizlerin, annelerinizin, babalarınızın, atalarınızın doğdukları coğrafyayı, yerel kültürümüzü ve yerel zenginliklerimizi daha yakından tanıyalım, çocuklarımıza da tanıtalım. Zeytinburnumuzun en önemli zenginliği sizlersiniz. Zeytinburnu'nun kültürüne, ülkemizin kültürüne katkı verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Zeytinburnu'ndan rotamızı Erzurum'a çeviriyoruz. Doğu Anadolu'nun bu muhteşem kentine ulaşmak için 1250 kilometrelik bir yol kat etmek gerekiyor. Erzurum'a uçakla gitmek isterseniz de 2 saatlik bir yolculuk sizi bekliyor. Aşkale, Aziziye, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Köprüköyü, Karayazı, Narman, Oltu, Olur, Palandöken, Pasinler, Pazar Yolu, Şenkaya, Tortum, Tekman, Uzundere ve Yakutiye, 762 bin nüfusa sahip Erzurum'un ilçeleri. İşte karşımızda doğunun tarihiyle, doğal güzellikleri ve birbirinden lezzetli yemekleriyle sizi bambaşka diyarlara götüren Erzurum.
Erzurum tarihi ve kültürünün yanı sıra Cumhuriyetimizin de temellerinin atıldığı şehirdir. Bu yüzden ülke tarihimizin en önemli yapı taşlarından biri Erzurum'dur. İlk olarak Kongre binasındayız. Burası 1867 yılında yaptırılmış. Atatürk'ün başkanlığında 23 Temmuz 1919 tarihinde gerçekleştirilen Erzurum Kongresi ile yeni bir cumhuriyete giden yolda ilk adım burada atıldı. Kongrenin yapıldığı bina 2013 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Daire Başkanlığı'nca Kongre ve Milli Mücadele Müzesi ve Erzurum Resim Heykel Müzesi olarak restore edilmiş ve hizmete açılmıştır. Erzurum'da baktığınız her noktada kahramanlık hikayelerini ve geride kalan izlerini görmek mümkün. Mesela Nene Hatun, 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nda gösterdiği kahramanca mücadeleyle Erzurum'un simgelerinden biri oldu. İki yavrusunu evinde bırakarak düşünmeden cepheye koşan Nene Hatun, milli birliğin ve mücadelenin, vatan sevgisinin ne demek olduğunu anlatır gibi. Nene Hatun'un büyük cesaret gösterdiği Aziziye tabyası 1867-1872 yılları arasında Sultan Abdülaziz devrinde Erzurum valisi Fosfor Mustafa Paşa tarafından Erzurum-Kars karayolunu kontrol altına almak amacıyla yapılmıştır. 9 Kasım 1877 tarihinde Erzurum halkı ve Türk ordusu el ele vererek Aziziye zaferini kazanmıştır. Tabyanın yanında kumandanlık binası ve Aziziye şehitler anıtı bulunmaktadır. Erzurum şehrinin hemen doğusundaki 2042 metre rakımlı Top Dağı'nın kuzey ucunda bulunan Mecidiye tabyası ise şehri doğudaki Yanıkdere ile kuzeydeki Gürcü Boğazı'ndan gelecek düşmanı durdurmak maksadıyla yapılmıştır. Tabya, topçuluk alanında o zamana kadar görülen gelişmeler dikkate alınarak Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılmıştır. Şehirde günümüze kadar ulaşmış ve kullanılmaya devam eden birçok tarihi eser var. Bunların ilki çifte minareli medrese. Bir diğer adıyla Hatuniye Medresesi'dir. Medrese Erzurum şehir merkezinde, Erzurum Ulu Cami yanında Erzurum Kalesi ve Saat Kulesi ile karşı karşıyadır. Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ın kızı Hüdavent Hatun tarafından 1253 yılında yaptırılmış olan bu medrese, Anadolu'nun en büyük mimari eserlerindendir. Üç gümbetlerse Anadolu'da bulunan anıt mezarların en güzel örnekleri arasında yer alıyor. Üç gümbetten en büyüğünün Emir Saltuk'a ait olduğu ve 12. yüzyılın sonlarında yapıldığı sanılmaktadır. Diğer gümbetlerin kime ait oldukları bilinmezken, bunların da 14. yüzyılda inşa edildikleri düşünülüyor. Erzurum'a baktığınızda Palandöken'i görürsünüz. Palandöken'den de Erzurum'u. İkisi birbirinden ayrılamazlar. Zirvesi 3185 metre olan Palandöken,
yılın neredeyse yarısı karla kaplıdır. Bu yüce dağ spor için de çok uygundur. Kilometrelerce uzunluğundaki pistleriyle üniversite ve gençlik olimpiyatlarına da ev sahipliği yapan Palandöken sizi bekliyor. Kurşunlu Camii'ne geldiğinizde ise ince taş işçiliği adeta gözlerimizi kamaştırıyor. İnşasında şehrin diğer anıtlarında görülen gri granit kullanılan Kurşunlu Camii, Osmanlı çağında geleneksel bir biçim kazanan tek kubbeli camilerin tipik bir örneği. Kurşunlu Camii'nin yanında bulunan ve birlikte bir külliye oluşturan Kurşunlu Medresesi, dönemin ilim merkezlerinden biri. 300 yıl önce inşa edilen medresenin 13 hücresi günümüze gelebilmiş. Rüstem Paşa Bedesteni ise Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biridir. Erzurum'un tarihine eşlik eden bedesten halk tarafından Taşhan olarak da adlandırılıyor. Bedesten 1561 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı ve aynı zamanda damadı olan Rüstem Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. İki katlı olan Rüstem Paşa Bedesteni hem halkın hem de turistlerin gün içerisinde ziyaretleriyle kalabalıklaşır ve Erzurum gezi listelerinde mutlaka yerini alan bir noktadır. Erzurum'un oltu taşı da meşhurdur. Yerin altından bin bir zorlukta çıkarılan oltu taşı sayıları giderek azalsa da hala işine aşkla sarılan usta ellerde yüzyıllardır işlenir. Kimi zaman tesbih olur, kimi zaman süs eşyası. Ama ne şekilde olursa olsun hep Erzurum'u size hatırlatır. Şimdi de Yakutiye Medresesi'ndeyiz. Selçuklu dönemi geleneksel mimari tarzını yansıtan medresenin günümüze tamamı ulaşamamıştır. Taç kapıyı dengeleyen minarelerin bir kısmı yıkılmıştır. Medresedeki çini süslemeleri ise paha biçilemiyor. 1994'ten bu yana Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi olarak hizmet veren medrese, taç kapısında bulunan kitabeye göre Gazan Han ve Bolugan Hatun adına Cemalettin Hoca Yakut Gazani tarafından 1310 yılında, yani 700 yıldan daha önce inşa edilmiş. Erzurum'un tarihi eserleri ve özellikle camileri saymakla bitmiyor. Erzurum'un en eski camilerinden olan Ulu Camii, Sultanmelik Mahallesi'nde bulunan Gürcü Mehmet Paşa Camii, Narmanlı Camii, Emir Şeyh Camii mutlaka uğramanız gereken eserlerdendir.
Tarihinin yanı sıra doğal güzelliklere de sahiptir Erzurum. Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü sulak alanındayız. 18. yüzyılda oluşan bir heyelan sonrası Tortum Gölü ortaya çıkmıştır. Suyun akışının değişmesiyle birlikte 48 metre yüksekten dökülen sular da Tortum Şelalesi'ni ortaya çıkarmış ve Erzurum'a bu muhteşem güzelliği armağan etmiştir. Tortum Gölü'nün güney kısmında Türkiye'de görülen dört tür akbabanın da bulunduğu bir kuş cenneti oluşmuştur. Gölde kafes yöntemiyle kültür balıkçılığı yapılır. Erzurumluların doğayla baş başa kalmak için tercih ettikleri ilk yer burasıdır. Tabii ki Erzurum'un enfes lezzeti cağ kebabından bahsetmemek olmaz. Erzurum'a özgü olan cağ kebabı, önceden terbiye edilmiş etin yatık bir şiş üzerinde odun ateşi eşliğinde pişirilmesiyle hazırlanır. Cağ adı verilen şişler kullanılarak servis yapıldığından bu adı almıştır. Odun ateşinde pişirilen etler cağlara dizilerek kesilir. Cağ kebabının ilk ismi ahbap kebabıdır. Erzurum'da dost sohbetlerinde yapılan ahbap kebabı zamanla cağ kebabına dönüşmüş. Erzurum'da günlük hayatta birçok şey dikkati çeker. Mesela burada çok farklı bir çay kültürü yaşanır. Çayı Karadeniz üretir, Erzurum tüketir sözünün gerçekliği baktığınız her yerde doğrular kendini. Burada çay tek bardak olarak değil, genellikle demlikle servis edilir. Çayın yanında kaşık da gelmez. Çünkü çayı sadece Erzurum'da bulunan kıtlama şekerle içmek gerekir. Çay açık içilir ve yanında mutlaka limon bulunur. Erzurum'da çay başka bir keyiftir. Doğunun parıldayan ismi Erzurum, tarihiyle, doğasıyla, birbirinden lezzetli yemekleri ve sımsıcak insanlarıyla muhteşem bir şehir. Biz bu güzel Anadolu şehrinden ayrılıp Zeytinburnu'na doğru yol alırken ardımızda güzel hatıralar bırakıyoruz.